Hoş geldiniz öncelikle. Nereden geliyorsunuz? Ben İngiltere'yim. Seansınızın kayıt ve yayın haklarını veriyor musunuz? Bizim buzlanması şeyiyle veriyorum. Buzlanması şartıyla veriyorsunuz. Şartıyla veriyorum. Yaşadığınız sıkıntıları kısaca anlatır mısınız? Ne yaşıyorsunuz? Uykusuzluk yaşıyorum. Geç yatmak. İbadetlerde aksamalar oluyor. Namaz kılıyor musunuz? Namaz kılıyorum. Allah'a şükür olsun. Allah'a şükür olsun. Geç kılıyorum. Gece yani geç oluyorum. Ondan sonra. Yani bu videolarınızı izledikten sonra tövbeler yaptım. Videoları izledim, tövbeleri yaptım. Tövbeler yaptım. Ondan sonra tövbeleri yaparken de hani bende bir enerji olduğunu fark ettim. Bir rahatlama oldu mu tövbeleri yaparken? Oldu, faydası oldu. Faydası oldu. Elhamdülillah. Ondan sonra biz tabii yabancı ülkede yaşıyoruz sonuçta. Çevremizdeki insanlar, insanların çoğu oradaki İngilizler. Yaşadığım büyük bir de çalıştığım ortam hep İngilizlere, hep İngilizlere çalışıyorlar. İnanmıyorlar tabii. Şimdi elhamdülillah Allah Teala nasip etti. Şahadeti. Hani ben burada Türkiye'de parmaklarım sayısızca gitmemiştim canım. Camiye yani fazla bir inancım yoktu çünkü hani benim ben kendi düşüncemi söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Bakın sıkılıyorum biliyor musunuz? Evet. Çünkü insanlar görsün gerçekten yani o yüzden aynı hakkını veriyorum. İnsanlara ya da evladınıza namaz kıl oğlum. Bana biraz şey geliyor yani yanlış anlama herkesin düşünce farklı, yaş farkı, çağ atlamış insanlar. Namaz kıl oğlum dediğin zaman bana biraz nasıl diyeyim sana ama şöyle şunu şöyle diyebilir. Namazı ben niye kılacağım, kime kılacağım, kime secde edeceğim. Doğru anlatılmıyor yani tebliğ doğru yapılmıyor diyorsun. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim bildiğim kadarıyla Allah beni affetsin belki bilmiyorum yanlış biliyorum doğru biliyorum. Şimdi bir şey vermiş olmayayım, fetva vermiş olmayayım burada. Allah beni affetsin. Çok büyük bir günahtır bu fetvalarını. Çünkü izliyoruz hocalar bazı şeyler var. Allah onları da affetsin. Abi, ne diyeyim? Ondan sonra fetva vermek gibi olmayayım. Öyle bir kavme gönderildi. Biz de nasiplendik. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Şükürler olsun Rabbimize. Öyle bir kavme gönderdi. Kendi çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Yani böyle bir kavme peygamber olarak gönderdi. Ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demiştir. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldu. Öyle bir kavmi. Peki Peygamber Efendimiz bunu tebliğ ederken nasıl yaptı? Kendi ibadetini kendisi yani Müslümanlığı yaşayarak örnek oldu. Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak anlattı. Evet. Aynen abi. Olay orada bitiyor. Şimdi biz dediğim gibi zorladık da. Kişi namaz kılacak, İslamiyet'i yaşayacak sonra namaz kıl diye tebliğ edecek. Niye kılıyor? Kime kılıyor? Allah bir kere nasıl söyleyeyim ben? Ben şimdi İngiltere'den kalktım geldim. Şeyimin ziyaretimin amacının bir tane en büyük şey. Benim halam vefat etti. Çok sevdiğim bir insandı. Hiç çocuğu olmadı. Beni çocuğu gibi severdi. Daha yeni oldu zaten vefat etti. Bir de dedim hani işe cenazesine katılamadım. Dedim kabrini geleyim göreyim. Bir de benim öbür halalarım var. Onlara da ziyaretim bayram var. Bir de bunun sevabı var. Tabii. Akraba ziyaretinin sevabı var. Allah Rabbim en güzel şekilde nasip etsin. Değerlendirmeyi kabul etsin inşallah. Şimdi ben şöyle söyleyeyim abi. Şimdi sevdiğin, tanıdığın insan, tanımasan ben bir insan, sevgi oluşmaz. Akraba, yani ben bir insanı şimdi tanımasam, yani o insana sevgi, sevemezsin yani, sevgi oluşmaz bir yer. Tanıyacaksın, seveceksin. O insanın hatırına oradan kalkmışım buraya gelmiş. Bak, vefat ettiği halde yani kabrini görmeye geldim. Çünkü arada olurken sizin videolarınızı daha önce izledim. Gidin göreyim dedim yani. Sıla-i Rahim yapayım dedim. Yani sonuçta Allah rızası için ben çıktım orada yola, niyet ettim orada çıkarken. Allah'ım senin rızan için. Bakalım nasıl kısmet dedim işte. Gitme önce aklıma geldim. Gelin bir uğrayayım dedim yani sonuçta Ankara yakın burası. Bakalım dedim. Erol abi diyorum. Çünkü Allah ondan razı olsun. Çünkü biz sizden de razı olsun. Yetiştiği talebelerden de razı olsun. Çünkü çok büyük bir nimet. Yani bu muska olayları, şu olayları, adak olayları
Hani bizim hocalar anlatırken şöyle anlatayım, dedim ya, hani senin duyup laf orayı anlatırken İslamiyet'i, ya şöyle yapacaksan böyle olsun. Ya bunu biz günahkarız. Bizler perfect değiliz abi. Mütekebbir olan Allah'tır. Bizler günahkarız, biz aciz kullarız yani. Ya biz hata yaparız ama hatamızın telafisini nasıl yaparız? İslam'da nasıl geçiyor? Şeriat ne diyor? Şurada yanlış anlatıyor. İşte ya onu diyorum. Şeriat ne diyor? Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Evet. Hani doğru düzgün hataları yapmayı etmeyi, o düştük daha işte nefis, şeytan uğraştırıyor. Ama biz bu hatayı nasıl yapacağız? Allah razı olsun Erol abi sizler yardımıyla biz öğrendik yani hatalarımızın yani telafisini. Doğru tövbe, doğru dua yapmasını öğrendim. Aynen abi. Aynen. Olay bu. Olay bu. Evet. Onu öğrendikten sonra işte baktım. Demek ki lan buymuştur yani. Evet. Yani bunu icat etmek, anlamak da önemli bir şey. Evet. Demek istediğim şu. Mesajlar yerine ulaşmışım. Aynen elhamdülillah. Bir de şey demek istediğim şu. Demek yani demek istediğim az önce şey konuya girdim dağıtmayayım. Hani ben bir insana tanımazsam, sevgi oluşmazsa ben onu sana çeker giderim. Telefonla bile aşmazsın yani. Ama öyle bir Rabbimiz var ki bizim. Tanımadın mı? Sadece nasıl seveceğiz biz? Aynen. Göremiyorsun. Ya ben kime secde edeceğim? Yok, bana bir tanıttır. Bana bir eğitimi ver. Yani bana böyle şöyle bir proof yap yani. Nasıl diyeyim? Hani... Kanıtla. Hani kanıtla yani. Yani Allah'ı bir kanıtla bir tanıştır. Şu gözünü nasıl yaratmış? Allah iki tane kamera vermiş. Kamera. Tek görürüm mesela. Hani dedik yani bazı şey Allah razı olsun Risale-i Nur hocalarından da şey yapıyoruz biz. Sohbetlerini falan dinliyoruz. Onlardan bunlara alıntı yapıyoruz. Şimdi bakıyorsun gerçekten bir elmayı yaratan kainatı yaratması lazım. Kainatı yaratması gerekir bir elma için. Kainatı yani bir şey yaratan her şeyi yaratır. Bir şey yaratamayan Risale'lerden bir şey var. Risale bir şey yaratamayan hiçbir şey yaratamaz. Evet. Yani biz Allah'ımızı tanıyacağız yüzünden abiciğim. Hani bu canı bizi yoktan var edeni tanıyacağız. İnşallah. Yani olay bu. Araştıracağız, tanıyacağız. Bu göğük, yemi, oksijenin %22 havaya oksijen veriyor. Allah bilir. Ben o kadar kültürlü bir insan bir şey değilim. %70 kişi lazım. Anlattığım şey gördü. İbrahim Aleyhisselam da araya araya Allah'ı tanıdı. Çünkü o da bir eğitim almadı. Annesi babası putperestti. O da kendisi istedi. Allah'ın bu kendini tanıttırdı yani. Öncelik kişi kendinin içinden gelecek. İsteyecek diyorsun. İsteyecek yani. Talep. O vardı bende. Talep edeceksin. Allah sana sebepler yaratacak. He. Bir yere ulaştıracak. He. Ondan sonra dediğim gibi tanıdıktan sonra araştırdıkça araştırıyorum. Çünkü İslamiyet o kadar güzel. Evet. Daldıkça dalıyorsun yani. Okyanus gibi. Hani doyamıyorsun yani. Birader. Nasıl bir tane ben şey dinledim. Sizi bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bir veli bir zat var. Affedersiniz. Tuvalette geçirdiği zamana adam israf diyor. Acıyor. Çünkü ben de lavaboda geçirdiğim zaman ben de Allah'ımı Rabbimi zikredemiyorum. İmana bakarız. Onun için az yiyor. Her üç günde bir lavaboya gitmeye ihtiyacı duyuyor. Yani yemesini ona göre kısıtlıyor. Çünkü ben diyor lavaboda Allah'ımı zikredemiyorum. Ama orada biraz aşırılık var. Yani işte iman... Şimdi şeytan aleyhine insana en kötü şeyi sağdan yaklaşması. İbadette. Ucubaya girdiğin anda düşersin tuzağa. Ucub amelini beğenmekte. En üst noktaya. Şimdi biz insanız. Cenab-ı Allah bizi kul olarak yarattı. Hatasız da yaratmadı. Çünkü nefis var, nefsi emmare var. Her an için tuzağa da düşebiliriz. Ama bunun için ne yapmış Cenab-ı Allah? Tövbe kapısını açık bırakmış. Nasıl Adem'in maalesef cennetten kovulunca ayette diyor, biz ona kelimeleri öğrettik, o kelimeler de bize tövbe etti, biz de tövbesini kabul ettik diyor Cenab-ı Allah. Yani bizim atamız bile bu hatayı düştüğüne göre biz de düşebiliriz. Ama tövbe etmemiz gerekiyor. Yaptığımız bütün hatalardan doğru tövbe ve doğru dua yapmamız gerekiyor. Olay bu yani. İşte benim bu farkındalığı orada şey yaparken, İngilizlerle çalışırken hani sorular falan oluyor İslamiyet'le ilgili. Soruları falan cevaplıyorum ben de. İşte
geldi, yani elinden geldiği kadar bildiğim kadarıyla daha doğrusu. Tabi bunlar bir şey oluyor. Hani dedim ya ben okyanusta izleyeyim, bunlar dedi işte sordukça soruyorlar. Tabi mantıklı cevap verdikten sonra. Yabancılar soruyor sana. Yabancılar. Bir arkadaş vardı mesela. Adını, adam ismi Chris'ti mesela. Çocuk. Şey yaptım ben. O sorular soruldu ya, yani İslamiyet'te mantıklı, Kur'an'dan cevap verdi, hadislerden cevap verdikçe. Çünkü biraz şey oldu yani, İslamiyet'e karşı bir ilgi duydum. Kur'an-ı Kerim istedi, ondan sonra Kur'an-ı Kerim verdim. Okuyorum falan dedi, okumaya başladım falan. Birçok şeyleri böyle hani kanıtlayarak, gerçekten kanıtlayarak, çünkü benim geldiğim yolu kanıtlayarak gösterdiğiniz zaman insanlar farkına varıyor. Ulan biz daha önce biz bunu niye göremedik, bunu niye yaşamadık falan. Ondan sonra ben bunları anlatırken bunlara benim şu böyle bir enerji oluşuyor abi. Beni bir sıktı böyle hani bu ne dedim ya, bu kadar mı güçlü dedim ya. Demek ki var bir şey var, yani bir hata yapmışız, bir kusurumuz var ya da elimizden gelen yani bir şey yapmışız demek ki. Tövbeler yaptım, gerçekleştirdim. Biraz rahatladım. Ondan sonra biraz daha var diye düşündüm çünkü omzumda belli bir yerlerde bir uyuşma falan var. Bu da şey diyorum, benim annem babam secdeye gittikleri zaman diyorum, belki bunlar bir dua ediyorlardı benim için. Orada evet. Bir şeyler falan var diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olacaktım adamı. İmdat kaç kardeşin? Abi 6 kardeşiz, orası biraz... Kaçıncısın? En büyüğüm. En büyük. 6 kardeşin en büyüğü. Senin önünde ölen kardeşin olmuş mu? Bildiğim kadarıyla. Ailede de bir şey var. Benim ailemde de bir şey var mesela. Evli misin, bekar mısın onu sormadım. Şu anda bekarım. Bekar. Kaç yaşındasın? 37. 37. Diğer kardeşin evli mi, bekar mı? Bir kardeşim... evli. Bir kardeşin dedim... benim bir düşüğüm evli. Ona... Ondan sonra onun bir altı kız kardeşim, o da evli, çocukları var. O bekar. Onun bir altı evli. Onun bir altı bekar. Bir evli, bir bekar, bir diyor. Evet. Yani kızlar evli mi? Kızlar evli. Kızların hepsi evli. Evli. Erkekler? Ben dahil erkekler, iki erkek, üç erkek bekarız. Erkekler evlenme, kızlar evlendi. Kızlar evlendi. Erkekler de bir sıkıntı var. Benim kardeşim, öbür erkek kardeşim bir tane sevgili, bir tane çocuk var. Hı-hı. Allah bağışlasın. Anne baba sağ? Elhamdülillah. Peki, anne babanın, anne babaları sağ mı? Babaannem sağ. Babanın sağ. Hı. Anne tarafı, onlar vefat ettiler. Babamın babası vefat etti. Peki, soyunda bir miras paylaşımı falan oldu mu? Dedeler vefat etti. Hiçbir hatırlamıyorum, öyle bir şey. İngiltere'de bir tek sen mi varsın? Şu anda ben varım. Aileden? Bir de kuzenim var. Orada tek sen. Babamın amcasını unuttum. Bir yakın kuzenim diyoruz. Tamam. Aslen nerelisiniz? Aslen Ağrı'dayız. Ağrı. Anne baba Ağrı'da mı? Buralar. Ankara. Yok şey İstanbul. İstanbul'dur. Gevzat'a. Babanın tarafında, amcalarında ya da kuzenlerinde böyle sıkıntı yaşayan var mı? Gördüğüm kadar herkesin muska taşıyor. Muska taşıyor. Annem muskalarının... Geçen gün ben çıktım, yaktım. İyi. Yakarken de annem bilmedi tabii. Ben muskaları toplarken evin içinde. Abiye de anlattım bunu. Muskaları toplarken evin içinde abi. Mutfaktaydı bizim mahalle. Dedim ki çarpmak nerede? Sen de beni muskalaya yatacaksın. Dedim ne yapacağım? Muskalarını yatacaksın. Nerede mi muskalar? Annem diyor. Annem diyor. Annemde de sorunlar falan vardı. Ben o tabii öğrendiğim kadarıyla sizden. Şey yapmaya çalıştım. Tövbe ettim. Tövbe ettim. Şimdi sıkıntı geldi. Bunaltı geldi. Beni sıkmadı. Babada falan?
Bunu Allah bilir şimdi. Ya da şöyle diyeyim, kızdığın, öfkelendiğin zaman en fazla annen mi, babayı mı kızıyorsun, öfkeliyorsun? Babaya biraz karşı bir şeyim var yani. Babaya karşı aşırı. Bir öfke var. Şimdi anlatırım, şimdi şeye giriyor, günaha girerim diye konuşuyorum. Yok abi. Bir elektrik darma falan hissediyor musun? Yok abi. Çok hafifim ya, iyice. Sıkma kendini, seves bırak. Seves. Şöyle bir uzanır mısın? Kafanı koy. Aşırı bir ağrı. Burada. 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 Kasları açıyorsun ya, kendi elinde ağrısı var. Var mı? Yok abi. Oraya en son yaptığın çekiyi geri döner misin? Sol tarafta. Sol tarafta. Şurası. He, oraya bir yer. Orada biraz bir şey var sanki. Sen ya da çok mu bastırır, ne yapayım bilmiyorum. Şurada var mı? Orada da biraz hafif. Nasıl olması gerekir bilmiyorum ki şimdi. Aşırı bir ağrı olabilir. Şurası. Orada biraz bir sanki şey yok. Bastırıyorsun ya. Kınama bölgesi. Öyle mi? Evet. Şurada. Şimdi yüz kaslı görüyoruz. Var mı burada? Yok. Orada, orada bir şey var sanki. Şurada geri, mı? Geri gel. He. Orada. Orada bir kas mı ne var? Burada var mı? Yok abi. Şurada aşırı bir yanma var mı? Yanma var yani, böyle şey istedim sana. Var, bir yanma var da deri yanmasıyla bir şey yapamıyorum. Ters lan. Şey yapamıyorum. Ayırt edemiyoruz. Ayırt edemiyorum. Vücudun servis bırak. Bir ağrı yok. Yok abi. Abi zihneye bak zihneye. Sen şu zihneye bak. Ters dön. Orada var bir şey. Burada var. Sanki. Ha. Şurada var mı? Yok.
Orada var. Burada var. Şurada vardı. Burada. Sanki orada var ya. Genel olarak vücut gibi ama şu kınama şurada. Ha bir de kalçadan baksana. Şurası. Şurası değil mi? Yok yukarı çık. Hadi yukarı çık. Yukarı. Burası mı? Acı, acı da. He, oralarda bir yer. Orası. Burası. Şimdi sağ taraf. Bir de bak. Biraz inanmışsın ama. İnandım, biraz inandım. Ondan sonra şey yaptım. Tövbe etme, estağfurullah diyor. Onun tövbesi... Bir de şurada var diyorsun. Ya orada... Zulüm. Elle dille yaptığım bir zulüm. Onları alacağız. Bak otur. Bunun ellerde var. Egzama var. Egzama vardır. Ben şöyle dedim. Bunu kesildi bundan sonra. Allah'ım ellerimle işledi bütün günahlardan dolayı sana tövbe ederim. Ellerimle işledi bütün günahlardan. Yanlış olarak babamaya kalmış olabilirim. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Babayla su düşünün. Olabilir. Olabilir deyince... Hatırlıyorum abi. Yaptım. Şimdi... 13-14 yaşından itibaren biz dinen ülke herif olduğumuz için o yaştan itibaren yaşadığın bir sıkıntı varsa sırtında hafiften var o bölgede. Yani babayı el kaldırma, itmeye tutma... Yapmışım. Tamam, hatırlıyor musun, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Onunla ilgili şey yapacağız, tövbesini yapacağız. Nasıl bu egzama ve kulaklarında sürgü çınama var. Kulakla ilgili sıkıntı fazla dedikodu gibi dinlediği zaman oluyor. Büyük kalıcı. Kaç senedir var. Çok mu dedikodu dinliyorsun? Dinlemiyorum da. Nasıl İngilizlerin şöyle... Yani İngilizlerin şeyini çok mu dinliyorsun, dertlerini falan? Şimdi Allah beni affetsin. Hepsini kapsamıyor canım. Yani adam hepsini kapsamıyor şimdi. Hepsini kapsamıyor. Burada bir sıkıntı olur. Benim burada şey aslında şöyle bir şey oldu. Çalışırken, gürültülü yerde çalışıyordum. Yüksek ses şeyine denk geldim ben. Oradan başladı, halen de devam ediyor. Aşırı yüksek sesli ortamda bulundum. Ortamda bulundum ben çalışırken, kendim zaten yani. Ses büyük bir yankı yapıyordum. Mesleğimden dolayı. Ondan sonra zaten dedim ki iyileşir dedim. Gitti bir yere geldi, ondan sonra gitti bir yere geldi, ondan sonra devamlı kalıcı kaldı. Bir de ben dalgıçlık falan yapayım derken, biraz suda biraz kaldım uzun süre, basınç altında. Onlardan biraz kararttım diye düşündüm ama onu hiç düşünmedim. Biz o tarafını düşünmüyoruz. Kulaktaki sıkıntı, vücuttaki sıkıntı ve kendi günahlarımızla ilgili. Yani Şura suresini okuyoruz ya. Başımıza gelen musibetler, belalar, sıkıntılar hep kendi elimizle yaptığımız günahlar yüzündendir diyor. Hep kendimizi sorgulayacağız. Bazı sebepler gözükür ama bunların altında hep kendi işlediğimiz günahlar yatıyor. Evet. Kendimizde hatayı kusur bulamazsak haşa Allah'ta buluruz. Estağfurullah. İşte bende bir şey yok. Bu işler benim başıma niye geldi dediğin anda o zaman kusuru Allah'ta buluyoruz yani. Bunlarla ilgili tövbe yapacağız. Şöyle bir dua et bakayım. Allah'ım. Soyumun adayıp yerine getirmediği. Soyumun adayıp yerine getirmediği. Adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği. Adayıp yerine getirmediği. Allah'ım soyumun adayıp yerine getirmediği. Adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği. Adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine... Adayıp yerine getirmediği. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmediği adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği, adayıp da yerine getirmediği gelen şeytandan adaptan sana sığınırım. Tevessiz. Biraz karıştı. Allah'ım soyumun... Adayıp yerine getirmediği adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmediği adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar et bunu biraz. Allah'ım soyumun...
adayıp da yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adak adayıp da yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adak adayıp da yerine getirmediği adaktan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Ne hissediyorum bunu? Bir şey hissetmiyorum. Bir hafıza gidiyor mu? Biraz takıldın geliyor. Biz takılırım. Bilmiyorum abi, takım. Çünkü heyecan var, şey var. Yani. Bir ikincisi olan ikincisi benim babamın şeydi. Ben birkaç tane adak kestim daha doğrusu. Sen mi kestin? Kestirdim. Afrika'ya gönderdim. Orada bir arkadaş var onun aracılığıyla. Afrika'da kestirdim. Ondan sonra benim babam dedi ki, kardeşim için mesleğe geri dönersin. Allah'ın izniyle adak adamları keseceğim. Dedim adamı. Bu son olaylarda. Dedim adamı. O biraz zor. Gerçekleşmesi de zor. O zaman gerçekleşirse kesmek zorunda kalacak yani. Adamış ama o henüz geçerli değil. Mesleğe tekrar dönerse diye adamış. Şimdi kalben inerek bir tövbe yapacağız. Gözlerini kapat, duaya odaklan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Hayatıma. Yaşamaya. Var olmaya. Dünyaya gelişime. Yaratılışıma. Doğduğum güne. Kadere. Kaderime. Kaderime. Evliliğe. Anne babama. Anne babamın anne babalarına. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Akrabalarıma. Eş ve çocuklarına. Kardeşlerime. Kardeşlerime. Kardeşlerimin eş ve çocuklarına. Çalıştığım iş arkadaşlarıma. Hakkımı yiyenlere. Hakkım geçenlere. Hakkım haram olsun dediğim. Tanıdığım. Tanımadığım insanlara. Kalbime ve dilime. Yaptığım ve yapacağım. Beddua. Lanet. Bela. Sitem. İntizar. Küfür. İsyan ve şirk sözlerimden. Sözlerimden. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tekrar devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım. Şahit ol ki. Ben anne babama. Anne babamın anne babalarına. Akrabalarıma. Eş ve çocuklarına. Kardeşlerime. Eş ve çocuklarına. Çalıştığım iş arkadaşlarıma. Hakkımı yiyenlere. Hakkım geçenlere. Hakkımı haram ettiğim. Tüm insanlara. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Bütün haklarımı. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim.
helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım. Bizleri kendine kul kabul eyle. Bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetini alma vaktine kadar biz emanetinden emin kal. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki. Şehadet ederim ki. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki. Yine şehadet ederim ki. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kulu ve resulüdür. Senin kulun ve resulündür. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Onun resulüdür. Senin resulündür. Allah'ım. Allah'ım. Yapmış olduğumuz tevbe duaları. Allah'ım yaptırmış olduğumuz tevbe ve dualarımızı. Kabul eyle. Kabul eyle. Bizleri kendine. Bizleri kendine. Kulu kabul eyle. Kul kabul et. Sevdiğin ve razı olduğun. Sevdiğim ve razı oldum. Kullarından eyle. Kullarından ya Settar. Ya Settar. Ya Tevvab. Ya Tevvab. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Bir rahmetike. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biraz rahatladın mı? Ben bunları daha önce yapıyorum. Sürekli yapmaya çalışıyorum abi. Var yani. Videolarda izledin mi? Evet. Onu çok rahatladım bu tövbe yaptıktan sonra. İsmi Azam Tevbesi. Allah razı olsun hakkında. Yani tövbe kitabı sende yok ama değil mi? Tövbe kitabı olsa istedim. Ha, onu vereceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi vücudundaki şeyleri alacağız. Tövbeler yaptıracağız. İnşallah. Onunla ilgili. Kıstas mı yapacağız? Videoda görmediğin şeyleri. Evet. Şu an seansın sonuna geldik. Seans sonu itibariyle nasıl hissediyorsun kendini? Kendimi çok daha rahat hissediyorum yani açıkçası. Geldiğin an ile şu andaki an arasında fark var değil mi? Fark var abi. O stres yani bir gevşi insan böyle bir rahatlıyor yani. Gerginlik vardı yüzünde. Gerginlik vardı yani şu anda attım o gerginliği Allah'ın izniyle elhamdülillah. İnşallah. Gerginliği attım yani. Yani nasıl diyeyim 10 numara istedi bizim dilimizde, Türkçe dilinde 10 numara. İnşallah vereceğimiz tövbe ve reçeteyi tam yaptıktan sonra Allah'ın izniyle daha iyi olacaksın. İnşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık Kitap Sipariş 0541 850